Neler oluyor Karabağ'da? Ee, Sözlü yönetimin eski lideri Arayik Harut Yunyan Azerbaycan tarafından gözaltına alındı. Harut Yunyan Azerbaycan'ın Gence şehrine füze saldırısı emrini veren kişiydi. Öte yandan Hankendi'deki Enver Paşa Caddesi de yeniden gündem oldu. Azerbaycan, Karabağ'da devlet düzenini her geçen gün daha da fazla tesis ediyor. Devlet kurumları bölgedeki Ermeni vatandaşlara da hizmet vermeye başladı. Hayatı normalleştirmek için sürekli adımlar atılıyor. Bu sırada dikkat çekici bir haber geldi. Yasadışı Ermeni güçlerinin temizlendiği Hankendi'de bir caddeye Enver Paşa'nın adının verildiği bildirildi. Kafkas İslam ordusu 1918'de pek çok Azerbaycan toprağını ve Bakü'yü kurtarmıştı. O dönem Harbiye Nazırı olan Enver Paşa bu iş için kardeşi Nuri Paşa'yı görevlendirmişti. Enver Paşa'nın adı Ermeni işgalinden önce de Hankendi'de bir caddede yaşıyordu. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra 2021'de haritalarda yeniden belirmeye başlamıştı. Hankendi'de de tam kontrol sağlandıktan sonra o harita tekrar gündeme geldi. Aynı şekilde Şuşa'da da Atatürk Caddesi vardı. Ermeni işgalinde kaldırılmış, işgal sonrasında tabelası yeniden asılmıştı. <laughs> Diğer gelişmelere gelince Ayrılıkçı yönetimin ve 2020'de imzalanan üçlü mutabakata uyulmamasının sorumluları birer birer gözaltına alınıyor. Yakalanan son isim Karabağ'daki Sözde Ermeni yönetiminin eski lideri Arayu Harutyunyan oldu. Devlet Güvenlik Servisi personeli tarafından ele geçirildi ve başkent Bakü'ye götürüldü. Harutunyan, bahsi geçen yönetimin 2020-2023 yılları arasında Sözde Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. 31 Ağustos'ta istifa etmişti. 2. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlenen füze saldırı sunun emrini o vermişti. <laughs> Ermenistan hükümeti ise bir yandan Karabağ'dan göç edenlere barınak sağlamaya çalışıyor. Yaşanan krizi atlatmaya gayret ediyor. Հավատարիմ եմ, տարածաշրջանոց կարնության հաստատման ուղեցամ ջանկերի գործադրմանը։ Այդու հանձերց երկրաքետի վախության համար առանձքային եմ Bolor arka kentinere kalkacaklar. Yer kesici anjana parovluculuğu poxadarts Ermeni Dışişleri Bakanı bu açıklamayı Fransız mevkidaşını Erivan'da ağırladığı sırada yaptı. Catherine Colonna'nın Erivan'a gidiş zamanlaması doğrudan Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı güçlü politikaların yansımasıydı. Ermenistan bir yandan barıştan söz ederken diğer yandan Fransa'dan askeri teçhizat almak istiyor. Fransız bakan da bu amaçla anlaşmalar imzalanmasını kabul ettiklerini söyledi. Fransız Bakan'ın ziyareti ve açıklamaları Azerbaycan'dan tepki çekti. Karabağ'da yaşananlar için sahte abluka ve zorla yerinden edilme ifadelerini kullanmıştı. Bakü bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Fransa ayrıca tarafsız ara bulucu olduğunu iddia ediyor. Ancak Kolonna, Fransa her zaman Ermenistan'ın yanında diyerek kendi maskesini düşürdü. Fransız Bakan Türkiye'den de tepki çekti. O tepkinin sebebi de buydu. Ermenistan'da olduğunun haberini Türkiye topraklarındaki Ağrı Dağı'nın resmiyle verdi. Oysa Ermenistan Başbakanı bile artık Ağrı Dağı'nın Türk topraklarında yer aldığını ve bu tutumdan vazgeçmek gerektiğini açıkça söylüyor. Öte yandan Fransız Bakan Ermenistan ziyareti sırasında Zengezur'a da gidecekti. Karabağ'dan göç eden Ermenilerle bir araya gelecekti ancak o ziyaret iptal edildi.